Aldananlar İmam Gazali 1. bölüm Giriş Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd Allah'a Allah'ın rahmet ve bereketi yaratılmışların en hayırlısı efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun yakınları ve ashabına olsun. Bu eser insanların bütün sınıflarının aldanmaları hususunda hakikati ortaya çıkarıp açıklama için yazılmış bir kitaptır. Bilinmelidir ki yaratılmış olan varlıklar canlı ve cansız olmak üzere iki kısımdır. Canlılar da mükellef olan ve olmayan diye iki kısma ayrılır mükellef Allah Teala'nın muhatap kılarak kendisine kulluğu emredip karşılığında sevap vaad ettiği günahları yasaklayarak cezadan sakındırdığı kişidir. Mükellef olmayansa Allah'ın bu konudaki hitabına muhatap olamayandır. Mükellefler de iki kesimdir. Mümin ve kafir. Mümin de ikiye ayrılır. İtaat eden ve isyan eden. İtaat eden ve etmeyenlerden her biri de alim ve cahil diye ikiye ayrılır. Bu taksimi yaptıktan sonra gururun, alemlerin Rabbi Allah'ın korudukları hariç mükellef, mümin ve kafirlerin ayrılmaz bir özelliği olduğunu gördüm. Allah izin verirse onların bu aldanmalarını en özlü ifadelerle ve en güzel ve yeni tespitlerle ortaya çıkarıp bu konudaki delilleri açıklayacağım. Başarı sadece Allah'tandır. Halktan kafirlerin dışında aldananlar dört sınıftır. 1- ilimle meşgul olanlar. 2- Kendilerini ibadete vermiş olanlar. 3- Mal sahipleri ve 4- tasavvuf yoluna girenler. Fakat biz önce kafirlerin aldanmalarından bahsedeceğiz. 1. Kafirlerin aldanması Onlar aldanma konusunda iki kısımdır. Dünya hayatının aldattığı kafirler ve Allah hakkında pek çok şeyin kendilerini aldattıkları. Dünya hayatının aldattıkları diyor ki, peşin olan veresiyeden hayırlıdır. Dünyanın zevk ve lezzetleri için kesinlik söz konusudur fakat ahiretin zevk ve lezzetleri hususunda şüphe mevcuttur. Kesin olan şüpheli şeyden dolayı terk edilmez. Bu geçersiz bir kıyastır ve mel'un iblisin hayırlı oluşun sebepte olduğunu zannederek ben ondan Adem'den hayırlıyım sat 38-76 Sözünde yaptığı kıyasa benzemektedir. Bu aldanmanın tedavisi iki yoldan birisiyle olabilir. Ya tasdikle ki bu imandır veya akli delille. Tasdikle tedavisi kişinin Allah'ın katında olan daha hayırlı ve devamlıdır. Kasas 28-60 ve dünya hayatı aldatıcı şeylerin geçici zevklerinden başka bir şey değildir. Ali İmran 3 185 Hadit 57 20 ayetlerini ve Peygamberlerin bildirdiğini doğru kabul etmekte olur. Akli delile gelince bu yaptığı kıyaslamanın bozuk olan yönünü bilmektir. Onun dünya peşin ahiret veresiyedir sözü doğrudur. Peşin olan Veresiye'den hayırlıdır. Değerlendirmesi ise yanıldığı noktadır. İşin aslı hiç de öyle değildir. Eğer peşin olan miktar ve hedeflenen açısından veresiye gibi ise elbette peşin daha iyidir. Fakat peşin olan veresiye'den daha az ise tabii ki veresiye daha hayırlıdır. Bilindiği gibi ahiret ebedidir. Dünya ise sonlu ve geçicidir. Onların dünya için kesinlik, ahiretin varlığı için ise şüphe söz konusudur sözleri temelinden geçersizdir. Bilakis burada inananlar için hiçbir şüphe mevcut değildir. Ahiretin varlığının kesinliği iki yoldan anlaşılır. Birincisi kişi nasıl tedavi olmak için işinin ehli olan bir doktoru taklit ediyorsa, aynı şekilde peygamberleri ve alimleri doğrulayıp dediklerine iman etmesidir. İkincisi ise peygamberler için vahiy, veliler için de ilham yolu. Sakın zannetme ki Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, dünya ve ahiretle ilgili durumlar hakkındaki bilgisi Cebrail aleyhisselamı taklitten kaynaklanmaktadır. Çünkü taklit kesin bir bilgi kaynağı değildir. Ve de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyden uzaktır. Tam aksine eşyanın perdesi kendisi için kaldırılmış ve o da nasıl ki beden gözüyle dış dünyayı görmüşse eşyanın hakikatini de basiret nuruyla müşahade etmiştir. Müminler eğer yanlış sözler ve inanışlarla Allah'ın emirlerini yani salih amellerini ihmal eder ve onları basit arzularla bulandırırlarsa aynı aldanma noktasında kafirlerle ortak olurlar. Zaten dünya hayatı kafir, mümin herkes için bir aldanma sebebidir.'' kafirlerin Allah hakkında aldandıkları yöne gelince onların kendileriyle ilgili olarak söyledikleri şu sözlerini ele alabiliriz eğer Allah bizi tekrar diriltecek olursa zaten biz buna başkalarından daha çok hak sahibiyiz nitekim Allah Teala onların durumundan şöyle bahsediyor derler ki bunun hiçbir zaman son bulacağını zannetmiyorum kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Eğer Rabbimin huzuruna götürülecek olursam, kesinlikle bundan daha hayırlı bir sonuçla karşılaşırım. Kef 18-35-36 Bu aldanmanın sebebi, İblis Melun'un mantık yoluyla yaptığı hatalı kıyasa dayanmasıdır. Şöyle ki, onlar bazen Allah'ın dünyada kendilerine verdiği nimetlere bakıp, ahiret nimetlerini buna kıyas ediyor. Bazen de Allah'ın dünyada kendilerine hemen azap göndermediğine bakıp ahiret azabını buna kıyas ediyorlar. Şu ayette buyurulduğu gibi. Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etse ya, mücadele 58-8 diyorlar. Onlar bazen de müminlere bakıp Onların fakir olduklarını görünce küçümseyerek diyorlar ki: "Aramızdan Allah'ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler bunlar mı?" En'am 6:53. Bu iş iyi bir şey olsaydı onlar bizi geçemezlerdi. Ahkaf 46:11. On Onların tasavvurlarında düzenledikleri kıyas şöyle: Allah bize dünya nimetlerini ihsan etmiştir. Her ihsan eden sever, her seven de ihsanda bulunur. İşin doğrusu böyle değildir. Tam aksine Allah ihsan eder fakat sevmeyebilir. Hatta belki de ihsan bu iyiliğe muhatap olanın yavaş yavaş helakine sebep dahi olabilir. İşte bu Allah hakkındaki gururun zirvesidir. Bununla ilgili olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden birisi sevdiği işin hastasını nasıl ki bazı yiyecek ve içeceklerden uzak tutuyorsa, Allah da mümin kulunu aynı şekilde dünyaya karşı muhafaza eder. Bunun için basiret sahipleri dünya kendilerine yöneldiğinde üzülür, başlarına fakirlik gelince sevinir ve iyi insanların alametlerine merhaba derlerdi. Ayetlerde şöyle buyrulur. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. fecir 89 15. Zannederler mi ki biz kendilerine mal ve oğullar vermekle iyilikleri kendilerine çabucak ulaştırıyoruz hayır onlar farkında değiller mü'minun 23 55 56 ayetlerimizi yalanlayanları biz bilmeyecekleri bir yönden derece derece helake yaklaştıracağız ben onlara mühlet veririm muhakkak ki benim tuzağım pek çetindir araf 7 182-183 Halem 68-44-45 Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında vermiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilenler sebebiyle şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire bütün ümitlerini kaybettiler. En'am 644 Aldanarak böyle bir inanca saplanan kişi Allah'a inanmamış demektir Bu aldanmanın kaynağı Allah ve sıfatlara hakkındaki bilgisizliktir Çünkü Allah'ı tanıyan onun imtihanından kendisini güvende hissedemez Gerçekten onlar Allah kendilerine nice mal mülk verdiği halde firavun, Haman ve Nemrud'un başlarına nedenin geldiğine de hiç bakmıyorlar. Halbuki Allah Teala şu ayetlerde azabından sakındırmaktadır. Allah'ın azabına uğramayacaklarından emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. A'raf 7:99. Onlar tuzak kurdular ve Allah onların tuzaklarını başlarına geçirdi. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ali İmran 3.54 Sen kafirlere mühlet ver. Onları biraz kendi hallerine bırak. Tarık 86.17 Allah kime bir nimet verirse o, bunun bir felaket olmasından korksun. 2. Müminlerin aldanması inananlardan günah işleyenlerin aldanmaları şu sözlerinde kendini gösterir. Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Biz onun affını ümit ediyoruz. Böyle söyleyip buna güvenir ve amelleri ihmal ederler. Gerçi dinde bu anlayış ümit açısından övülen bir düşüncedir. Allah'ın rahmeti elbette geniş, nimeti çok kapsayıcı ve keremi umumidir. Biz onun bir olduğunu kabul ederek ona iman ediyor ve bu iman ve onun kerem ve ihsanı vesilesiyle ümidimizi kesmiyoruz. Onların aldanmalarının kaynağı bazen de anne ve babalarının iyiliklerine tutunmak olur ki bu zaten aldanmanın son derecesidir. Halbuki onların babaları salih ve takva sahibi olmasının yanında günah işlemekten çekiniyorlardı. İşte onların şu şekildeki kıyaslarını şeytan onlara güzel göstermiştir. Bir insanı seven onun evlatlarını da sever. Allah sizin babalarınızı sevmiştir. Öyleyse sizi de seviyor. Bu sebeple de itaate gerek duymaz, buna güvenerek Allah hakkında kendilerini aldatırlar. Hiç bilmezler ki Hazreti Nuh oğlunu gemiye bindirmek istedi fakat bundan men edildi ve Allah onu Nuh kavminin cezalandırılması esnasında en feci biçimde suda boğdu. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrini ziyaret edip bağışlanması için dua etmek konusunda izin istedi. Kendisine ziyaret izni verildi fakat istiğfar için izin verilmedi. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Annem hakkında istiğfarda bulunmak için Rabbimden izin istedim. Bana izin vermedi.'' kabrini ziyaret etmek için izin istedim, bana izin verdi. Şu ayetleri de unutuyorlar. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Fatır 35-18 İnsana ancak kendi çalışmasının karşılığı vardır. Necim 53-39 kim babasının takvasıyla kurtulacağını zannediyorsa, o kişi babasının yeme ve içmesiyle kendi açlık ve susuzluğunun gideceğini düşünen birisiyle aynı mantığa sahiptir. Takva herkeste olması gereken bir özelliktir ve bunda baba evladının hiçbir sorumluluğunu gideremez. Kaldı ki ahirette takvanın karşılığı verilirken kişi kardeşinden, annesinden, babasından eşinden ve çocuklarından kaçacaktır şefaat durumu hariç peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini de unutuyorlar akıllı kişi kendisini yüksek görmeyip ölümden sonrası için çalışandır ahmak ise kendini boş duyguların peşine takan ve Allah hakkında kuruntular besleyendir şu ayetleri de unutuyorlar İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihat edenler var ya işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Bakara 2 218. Hiçbir kimse yaptıklarına karşılık olmak üzere kendileri için gözler aydınlığı olarak nelerin saklandığını bilmez. Secde 32. 17 Bu durumda hiçbir amelde bulunmadan ümit beslemek doğru olur mu? Eğer ümitten önce bir çalışma söz konusu değilse hiç şüphesiz bu aldanmadır. Ümit ancak korku ve ümitsizliği gidermek içindir. Şüphesiz bu faydasından dolayı Kur'an bunu dile getirmiş ve daha fazla olmasını teşvik etmiştir.'' onlara gurur, yaptıkları bir takım iyilik ve günahlar yönünden yaklaşır. Ancak günahları daha çoktur. Bununla beraber bağışlanacaklarını umar ve kötülükleri daha fazla olmasına rağmen iyiliklerinin ağır basacağını zannederler. Bu ise cehaletin doruk noktasıdır. Bakarsınız onlardan biri helal veya haram yoldan kazanılmış birkaç dirhem sadaka verir fakat diğer tarafta insanların mallarından ve şüpheli yollardan elde ettiği kat kat fazladır. Bu insan tıpkı terazinin bir kefesine 10 kilo koyup diğer kefesine de 1000 kilo koyduğu halde 10 kilonun ağır basmasını isteyen kişiye benzer. Bu ise bilgisizliğin son noktasıdır. Bazıları da iyiliklerinin günahlarından çok olduğunu zanneder. Çünkü o ne nefsini hesaba çeker ne de günahlarını araştırır. Bir iyilik yaptığında onu aklında tutar ve ona güvenir. Bunun durumu şuna benzer. Bir insan diliyle Allah'tan bağışlanma diler, gece gündüz Allah'ı yüz veya bin defa tesbih eder. Diğer taraftan gün boyu Müslümanların gıybetini yapar ve Allah'ın razı olmayacağı şekilde konuşur. Bir de tesbihin faziletiyle ilgili ayet ve araştırır. Onlara öncelik verir. Fakat yalancıların, söz taşıyanların ve de münafıkların çarptırılacağı ceza hakkındaki ayet ve hadisler hiç aklına gelmez. İşte bu da tam bir aldanmadır. Halbuki onun dilini günahlardan koruması, tesbih çekmesinden daha doğru bir davranıştır. Aldananların Kısımları 1. Aldanan alimler, Amelsiz ilimler Bir grup, dini ve akli ilimlerin temellerini öğrenip buralarda derinleşmişlerdir. Tamamen bu konularla meşgul olduklarından, azalarını göz önüne alarak onları günahlardan koruyup iyiliklere yönlendirmeyi ihmal ederler. İlimleriyle mağrur olur ve Allah katında kendilerinin yüksek bir dereceye sahip olduklarını ve ilimde Allah'ın kendilerine azap etmeyecek, bilakis insanlar hakkındaki şefaatlerini kabul edecek ve hata ve günahlarından dolayı kendilerine hesap sormayacak bir dereceye ulaştıklarını zannederler. Onlar aldanmışlardır. Eğer basiret gözüyle baksalardı ilmin ikiye ayrıldığını görürlerdi. Muamele ilmi ve Allah'ı ve sıfatlarını bilme yani mükaşafe ilmi, muamele ilmi amaçlanan hikmetin tamamlanması için gereklidir. Bu hikmet helal ve haramın, övülen ve Yerilen huyların bilgisine göre davranmaktır. Onlar kendisi hasta olup hastalığını tedaviye gücü yettiği halde bunu yapmayarak başkasının tedavisiyle uğraşan doktora benzerler. İlacı anlatmakla hiç şifa hasıl olur mu? Heyhat. İlaç ancak zararlı şeylerden korunduktan sonra içene fayda verir. Onlar şu ayetin farkında değiller nefsini teskiye eden kurtulmuş, onu kötülüklere gömende ziyana uğramıştır. Şems 91 9 10. Allah Teala burada onun nasıl teskiye edileceğini bilen, bunun kitabını yazan ve insanlara öğreten kurtulur. Buyurmamıştır. Onların şu hadiselerden de haberleri yoktur. Kimin ilmi arttığı halde istikamede artmazsa onun ancak Allah'a olan uzaklığı artar. Kıyamet günü insanlardan en şiddetli azaba uğrayacak kişi Allah'ın kendisini ilmiyle faydalandırmadığı alimdir. Bu manada daha pek çok hadis vardır. Gerçekten bunlar aldanmış durumdadırlar. Biz onların haline düşmekten Allah'a sığınırız kesinlikle dünya sevgisi, nefislerine olan düşkünlükleri ve geçici huzuru arzulamaları onları mağlup etmiştir. Onlarsa ilimlerinin amelleri olmasa dahi kendilerini ahirette kurtaracağı kuruntusuna kapılmışlardır. Zahir alimler Onlardan bir kısmı ise ilimleri öğrenmiş, zahiri amelde bulunarak görünür günahları da terk etmişlerdir. Lakin kalplerinden bir haber kalmışlardır. Kibir, riya, haset, baş olma ve üstünlük arzusu, akram ve meslektaşlarının kötülüğünü isteme ve insanlar arasında meşhur olma isteği gibi Allah'ın sevmediği sıfatları kalplerinden silmemişlerdir. Bu da bir aldanmadır. Sebebi ise şu hadislerden gafil olmalarıdır. Riya küçük şirktir. Ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi haset de iyilikleri yakar, kül eder. Mal ve şeref tutkunluğu kalpteki nifak tohumunu yeşertir. Tıpkı suyun bitkileri büyüttüğü gibi. Daha nice hadisler mevcuttur. O gün ne mal fayda verir ne de evlat ancak Allah'a temiz bir kalp ile gelenler fayda görür. Şu ara 26 88 89 ayetinden de gafildirler. Onlar kalplerinden gafil ve dış görünüşleriyle meşgul olmuşlardır. Oysa kalpten yönelmeyenin taatleri sahih olmaz. Bu kişi bir hastaya benzer ki Kendisi uyuz hastalığına yakalanmıştır ve doktor kendisine ilgili merhemi sürüp ilacı içmesini söyler. Fakat o merhemi bedenine sürdüğü halde ilacı içmez. Hastalığının dışına yansıyan kısmını izale eder ama içindekini yok edemez. Halbuki hastalığın kaynağı içindedir. Dolayısıyla hastalığı hiç eksilmez devamlı surette artar. Şayet içindeki yok olacak olsa dışı da rahat edecektir. İşte bu şekilde kalpte pislikler gizli olduğu müddetçe izleri insanın dışında azalarında ortaya çıkacaktır. Kendini beğenen alimler Başka bir kısım alimler ise bu huyları bilir ve yine bilirler ki bu huylar din açısından kötü olarak değerlendirilir. Ancak kendilerini beğendikleri için bu sıfatlardan uzak olduklarını ve Allah'ın onları bu huylarla imtihan etmeyecek kadar yüce bir derecede bulunduklarını düşünürler. Yani onların zannına göre Allah kendilerinin ilimde ulaştıkları mertebeleri değil de bununla ancak sıradan insanları imtihan eder. Kendileri ise Allah katında Allah'ın bu durumla karşı karşıya getirmeyeceği bir mevkidedirler. Bu gruptaki bilginleri kibir, baş olma hırsı, üstünlük ve değerlilik tutkusu mağlup etmiştir. Aldanmaları ise bunun kibir değil de sadece dinin izzeti, ilmin şerefini ortaya koymak ve Allah'ın dinine yardım olduğunu zannetmesidir. Oysa onlar sahabilerin tevazuunu, yumuşak başlılığını ve bu tür şeylere meyletmemelerini gözden kaçırıyorlar. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu an bazıları Şam'a geldiğinde son derecede sade olan durumu sebebiyle hoş karşılamamışlardı. Fakat o şöyle dedi. Biz Allah'ın İslam ile yücelttiği bir toplumuz ve kesinlikle başka bir şeyde izzet aramıyoruz. Sonra bu mağrur dinin üstünlüğünü gösterişli elbiselerle talep ederken ilmin izzetini ve dinin şerefini arzuladığını savunuyor. Diğer taraftan çağdaşlarından veya kendi görüşüne karşı çıkanlardan birisine dil uzatınca bunun kendi hasedinden kaynaklandığını düşünmüyor da bu sadece hak için öfkelenmek ve batıl ehline düşmanlığı ve haksızlığı hususunda bir cevaptır diyebiliyor. Bu kişi aldanıyor. Çünkü şayet o çağdaşı alimlerden birine dil uzatacak olsa değil kızmak belki de bundan dolayı sevinir. İnsanların huzurunda böyle bir şeye öfkelendiğini ortaya koysa da belki de halbi bundan son derece hoşnut olur. Dahası, bilginlik taslayarak der ki: "Benim böyle yapmaktaki amacım sadece insanlara faydalı olmaktır." O bu sözüyle gösteriş yapmaktadır. Çünkü eğer onun amacı insanların iyiliği olsaydı, kendi seviyesinde veya kendisinden üst yahut alt seviyedeki başkaları tarafından insanların fayda görmelerine sevinmesi gerekirdi. Bazen yöneticilerin yanına gidip onları överek gözlerine girmeye çalışır. Bu konuda soru sorulunca benim amacım ancak Müslümanlara faydalı olmak ve onlara gelebilecek zararları def etmektir. Halbuki o aldanmaktadır. Şayet gayesi bu olsaydı bunu başkaları yapınca da memnun olması gerekirdi fakat kendisi gibi birisini devlet yetkilisinin yanında bir kişi hakkında şefaatçilik yaparken görseydi bundan hoşlanmazdı bazen de onların mallarından alır aklına bunun haram olduğu gelecek olursa şeytan ona der ki bu sahipsiz bir maldır ve müslümanların faydalanmaları içindir sen de onların önderi ve bilginisin. Din senin sayende ayakta durmaktadır. Burada üç aldanma noktası söz konusudur. Birincisi bunun sahibi olmayan bir mal olması, ikincisi Müslümanların maslahatları için olduğu, üçüncüsü ise kendisinin önder olduğu. Peygamberler, sahabiler ve bu ümmetin faziletli alimleri gibi Dünyadan yüz çevirenlerden başkası hiç önder olabilir mi? Hazreti İsa'nın dediği gibi, kötü alim derenin önüne düşmüş kaya gibidir. Suyu ne kendisi içer ne de bırakır ki o su gitsin de bir ekine faydalı olsun. İlimle uğraşanların aldanma çeşitleri çoktur. Bu insanların bozdukları düzelttiklerinden daha fazladır gizli tehlikelere aldananlar bir grupta ilimleri öğrenmiş, azalarını günahlardan arındırıp taatlere yönelmişler, masiyetlerin gölünürlerinden uzak durmuş, riya, haset, kibir, kin ve üstünlük tutkusu gibi nefsin huylarını ve kalbin sıfatlarını araştırmışlar ve bunlardan uzaklaşmak için nefislerine karşı mücadele ederek kalplerinden söz konusu huyların kalın ve güçlü köklerini sökmüşlerdir. Fakat bunlar yine de aldanmışlardır. Çünkü kalplerinin köşelerinde şeytan ve nefsin hilesinin izli olanlarından çok derin bir takım kalıntılar vardır. Farkına varamayarak onları ihmal etmişlerdir. Bunlar tarlasını zararlı otlardan arındırmak isteyen çiftçiye benzerler. Tarlanın etrafında dolaşır, tespit ettiği zararlı otları çıkarıp atar fakat başlarını henüz yerin altından çıkarmayanları belirleyemez ve zararlı bütün otların ortaya çıkıp göründüğünü zanneder. Bundan habersiz olunca da onlar çıkıp büyüyerek ekini alt üst ederek bozarlar. Bunlar bazen de halka karışmayı kibirden dolayı terk ederler. İnsanlara aşağılayıcı gözle bakarlar. Bazıları ise kendisine bu şekilde aşağılayıcı gözle bakılmasın diye dış görünüşünü güzelleştirmeye çalışır. Fetva alimlerinin aldanması Bir grup ise ilimlerin en önemlisini terk edip tamamen dava ve mahkemelerle ilgili fetva bilgisine ve geçim maslahatları hususunda insanlar arasında geçerli olan dünya işleriyle alakalı uygulamaların ayrıntılarına yönelir. Kendilerine fakih, fıkıhçı ve bu işe fıkıh ve mezhep ilmi adını vermişlerdir. Belki de bununla beraber zahiri ve batini amelleri ihmal etmişler, azalarının durumlarını araştırmamışlar, dillerini gıybetten midelerini haramdan, ayaklarını devlet yöneticilerinin huzuruna yürümekten uzak tutmamışlardır. Diğer azaları içinde benzer durumlar geçerlidir. Mesela kalplerini kibirden, riyadan, haset ve diğer helak edici huylardan alı koymamışlardır. Bunlar iki bakımdan aldanmışlardır. Birincisi amel yönünden bunun tedavi usulünü İhya kitabında anlatmıştık. Bunlar hastalığını doktordan öğrenip bu konuda gerçek bilgiye sahip olmayan ve de tedaviye yönelmeyen hasta gibidir. Böylece nefislerini temizleme ve arındırmayı ihmal ettiklerinden helake yaklaşmışlardır. Halbuki onlar hayız, diyetler, han ve zıhar gibi konularla o kadar meşgul olmuşlardır ki ömürlerini tamamen bu uğurda zayi etmişlerdir. Onları ancak halkın kendilerine olan saygısı ve üstün bir mevkide görmeleri aldatmıştır. Hakim ve müftü olarak kendilerine müracaat edilmesi aldatmıştır. Diğer taraftan her biri meslektaşının aleyhinde bulunmaktan geri durmazken bir araya geldiklerinde böyle bir şey hiç yokmuş gibi davranırlar. İkincisi ilim yönünden bu ise ilmin sadece kendi bildiklerinden ibaret olduğunu, bunun hedefe ulaştırıcı ve kurtarıcı olduğunu düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Oysa insanı hedefe vardırıp kurtaracak şey sadece Allah sevgisidir. Allah'ı sevmek ise onu tanımadan mümkün olamaz. Allah'ı tanımanın üç mertebesi vardır. Zatını, sıfatlarını ve fiillerini tanımak. Bu ilim erbabı hacca gidenlerin yolu üzerinde kendilerine yol erzakı satmaya vermiş kişiye benzerler. Bilmezler ki fıkıh Allah'ı, onun insanı kötülüklerden alıkoyan ve korkutan sıfatlarını bilmektir. Bu da kalbin Allah korkusunu hissetmesi ve takvaya sarılması içindir. Kur'an'da buyurulduğu gibi, müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir grup, dinde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Tövbe 9-122 İhtilaf alimleri bunlardan bir kısmı da fıkıhtaki tartışmalı meselelere yönelmiştir. Elbette ki buna önem vermesinin sebebi tartışma yöntemini, karşı tarafı nasıl susturacağını ve doğruyu nasıl ortadan kaldıracağını öğrenmektir. Evet, amaç yenmek ve övünmek. Gece gündüz mezhep mensuplarının tutarsızlıklarını tespit ve çağdaşlarının kusurlarını araştırmak için uğraşırlar. Bunların asıl maksatları ilim değil, akranlarına karşı üstünlük taslamaktır. Eğer onlar kalplerini temizlemek için uğraşsalardı, sadece dünyada ve kibirlenmek için kendilerine faydası olan bu tür bir ilimden onlar için daha hayırlı olurdu. Dünyadaki bu durumları ahirette alev alev yanan bir ateşe dönüşecektir. Görüşümün delillerine gelince Allah'ın kitabı ve Resul'ünün sünnetinden olmak üzere şunlardır gibi daha nice gurur ifade eden sözler. Bunların gururları ne kadar da çirkindir. Kelam ilmi ve cedelle uğraşan alimler başka bir grup kelam ilmi ve cedelle uğraşmış karşıt görüştekilere cevap ve Onların çelişkilerini araştırmakla vakit geçirmişlerdir. Tartışmalı sözlere odaklanmış, muhalifleriyle münakaşa ve onları susturma yollarını öğrenme ve öğretmeyle meşgul olmuşlardır. Bununla beraber bunlar ikiye ayrılır. Birincisi doğru yoldan sapmış, başkalarını da saptırmış olanlar. İkincisi ise doğru üzere olanlardır hak yoldan sapanların kendilerini aldattıkları nokta, delalette olduklarından habersiz olmaları ve nihayetinde kurtuluşa ereceklerini sanmalarıdır. Bunlar kendi aralarında pek çok gruba ayrılır. Biri ötekini kafir kabul eder. Sapmalarının sebebi ise temelde bir şeyin herhangi bir düşüncenin delili olmasının şartlarını ve bu konulardaki doğru yöntemin nasıl olduğunu iyi bilmemiş olmalarıdır. Mesela şüphenin delil, deliğinin şüphe olduğunu kabul ederler. Bu alanda doğru üzere bulunanların aldanmalarının sebebi şudur. Onlar tartışmanın, işlerin en önemlisi ve Allah'ın dininde ona yaklaştıran şeylerin en üstünü olduğunu düşünür. İddialarına göre bir kimse araştırma yapmadıkça dini tamam olmamaktadır. Yine onlara göre bir kişi araştırmadan, bir delil aramadan Allah'a iman ederse, Allah katında bir değere sahip, kamil bir mümin olamaz. Halbuki onlar ilk asra hiç bakmazlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o dönemin insanlarına hiçbir delil sormadığı halde onların insanların en hayırlısı olduğuna dair değerlendirmesini göz önünde bulundurmazlar. Vaaz ve nasihat alimleri Bir kısım alimler ise vaaz ve nasihatle uğraşırlar. Korku, ümit, sabır, şükür, tevekkül, zühd, yakin, ihlas ve doğruluk gibi kalp ve nefisle ilgili huy ve sıfatlardan bahsedenin mertebesinin yüceliğini vurgularlar onlar kendilerini aldatıyorlar. Bu sıfatlardan bahsederek insanları onlara sahip olmaya çağırdıklarında kendileri de bu özelliklere sahip olduklarını zannediyorlar. Onların bu sıfatlardan nasipleri halkın nasiplendiği kadardır. Daha fazlasını elde etmek için çalışmazlar. Bunların ki aldanmanın en alasıdır. Zira onlar kendilerini son derece beğenirler. Muhabbetullah'a dair derin bilgilerinin ahirette kurtuluşlarına vesile olacağını ve zahitlerin sözlerini ezberledikleri için bunlara göre yaşamadıkları halde affedileceklerini zannediyorlar. Bunlar öncekilerden daha çok aldanmışlardır. Çünkü onlar insanları Allah ve Resulünü sevmeye teşvik ettiklerini zannederler. İhlasın inceliklerine sahip olmadıkları halde kendilerini ihlaslı, samimi görürler. Nefsin kusurlarının gizliliklerine vakıf olmadıkları halde kendilerini bunlardan uzak zannederler. Diğer bütün sıfatlar hakkındaki durumları da böyledir. Halbuki dünyayı herkesten daha çok severler. Dünyaya karşı aşırı düşkünlüklerinden dolayı zühd gösterisinde bulunur, kendileri ihlas sahibi olmadıkları halde insanları ihlasa teşvik ederler. Allah'a yaklaşmaya çağırırlar. Fakat kendileri bundan kaçarlar. Allah'tan korkmaya davet ederler, korkmadıkları halde. Kendileri unuttukları halde insanlara Allah'ı hatırlatırlar. İnsanları Allah'a yakın olmaya teşvik ederken kendileri ondan uzaklaşırlar. Çirkin sıfatların kötülüğünden bahsederler. Oysa onlar bu sıfatlara sahiptirler. İnsanları halka karşı mesafeli olmaya teşvik ederlerken kendileri bu konuda çok serbest hareket ederler. İnsanları Allah'a çağırdıkları halka açık meclislere gitmeleri yasaklansa yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelir. Maksatlarının halkın ıslaha olduğunu iddia ederler. Fakat halkın ıslahı başka biri tarafından gerçekleştirilecek olsa üzüntü ve hasetten canları çıkacak seviyeye gelirler. Kendi yanına girip çıkan bir kişi akranlarından birisini övse insanların o övülene en çok buğz edeni o olur. İşte bunlar Müthiş bir gururla karşı karşıyadırlar. Kendilerine gelip orta yolu bulmaktan çok uzaktırlar. Hitabet alimleri Bir grup ise bazı da en önemli ve gerekli hususlardan uzaklaşmışlardır. Allah'ın muhafaza ettikleri hariç bu zamanın vaizlerinin tamamı böyledir. Güya ibadetlerden bahseder, hezeyanlar savururlar güzel ve edebi konuşma arzusuyla dinin aslından uzak ve dengesiz sözleri bir araya getirmekle meşgul olurlar. Bir kısmı da kelime oyunları ve kafiyeli sözlerle uğraşır durur. En büyük arzuları cümle içi söz uyumları ve kavuşmayı ve arılığı konu edinen şiirlerle konuşmasını renklendirmektir. Böyle yapmaktaki amaçları ise meclislerinde galeyana gelme ve cezbe çığlıklarının isterse yanlış gayelerle olsun çokça meydana gelmesidir. Bunlar insanların şeytanlarıdırlar. Hem kendilerini hem de başkalarını yoldan çıkarırlar. Bizden öncekiler kendilerini tam olarak düzeltmemiş olsalar bile başkalarını düzeltmiş söz ve vaazlarını doğru bir biçimde ortaya koymuşlardı.'' Bunlar ise Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Bir takım hurafelerle insanları Allah hakkında yanlış düşüncelere sevk ediyorlar. Bunu günahlara karşı hiç korkmadan yönelerek ve dünya tutkusuyla yapıyorlar. Özellikle vaaz eden süslü elbiseler giyinmiş, kibir ve riyaya kendini kaptırmış bir vaziyetteyken adeta insanların Allah'ın rahmetinden ümit kesmeleri yönünde vaaz eder. Menkıbe alimleri, onlardan bir grup ise zahitlerin dünyanın kötülenmesine ilişkin söz ve menkıbeleriyle yetinirler. Bunları hep aynı tarzda tekrar eder dururlar. Onlar bu sözlerin anlamlarını kavramadan ezberler, kürsülerde bunlarla vaaz verirler. Bazıları da çarşı pazarda etrafındakilerle beraber insanlara öğütler yağdırırlar fakat bunlar bu sözlerin gereğini yapmadıkları halde sadece söz konusu zahitlerin sözlerini ezberlemekle Allah tarafından bağışlanıp kurtulacaklarını zannederler hakikaten bunlar bir öncekilerden daha çok kendilerini aldatmaktadırlar rivayet alimleri başka bir grupta vakitlerini tamamen hadis öğrenmeye vermişlerdir. Çokça hadis rivayeti toplamak ve hadisleri nakledenlerin Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanlarına kadar kaç kişi olduklarını araştırmakla meşgul olurlar. Kiminin gayesi diyar diyar dolaşıp hadis alimlerinden öğrendiklerini aktararak ben falandan naklediyorum, filan alimle görüştüm. Ben de hiç kimsede olmayan hadis nakil silsileleri var. Türünden sözleri söyleyebilmektedir. Bunlar kendilerini birçok açıdan aldatıyorlar. Birincisi, onların kitap hamalı. Bu ifade ile Cuma suresinin şu ayetindeki durumları açıklanan kimselere işaret edilmektedir. Kendilerine Tevrat yükletilip sonra onu yüklenmeyenlerin hali, kocaman kitaplar taşıyan, eşeğin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan topluluğun misali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete iletmez. Cuma 62-5 gibi olmasıdır. Çünkü onlar sünneti anlamaya ve manalarını düşünmeye hiç gayret sarf etmezler. Yaptıkları sadece hadisleri nakletmekten ibarettir. Bunun da kendileri için yeterli olacağını zannederler. Nerede? Bilakis hadisten maksat onu anlamak ve manasını düşünmektir. Hadis ilminde ilk önce hadisi dinleme, sonra ezber, sonra anlama ve amel etme, sonra da onu neşretme gelir. Bunlar ise sadece dinlemeye kendilerini yönetmiş fakat diğer hususları ihmal etmiştir.'' sadece dinlemeye yönelmede hiçbir fayda olmamasına rağmen böyle yapmışlardır. Bu zamanda hadisi çocuklar okumaktadır. Halbuki onlar gafil olup işin farkında değildirler. Bunların hadis öğrendikleri hocalar ise hadisin okunuş ve yazılışında hata yapıp bunu bilmeyecek kadar gafil olabiliyorlar. Bazen de umursamaz bir durumda onlardan hadis nakledip bunun farkına dahi varamıyorlar. Bunların hepsi birer aldanıştır. Hadis dinlemede asıl olan onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olmaktır. Ondan dinleyen işittiği şekilde hadis ezberler ve yine aynı şekilde rivayet eder. Rivayet ezberden olur. Ezberse dinlemeden sonra gerçekleşir. Eğer kişi hadisi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işitme durumunda değilse bunu sahabe ve tabiinden dinler. Onlardan duyması böylece Resulullah'tan duyması gibi olur. Meselenin usulü şudur. Dikkatle dinlemek, hıfzetmek ve hadisin bir harfinde dahi şüphe etmeyecek derecede ezberlediği gibi rivayet etmek. Eğer şüphe ederse onu nakletmesi veya öğretmesi ve böylece hayata sevk etmesi caiz değildir.''